Sevgili izleyenler, sevgili Balkan TV izleyenlere hepinize hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar. Küçükçekmece'deyiz bu akşam. Biricik Genç Kosova Cumhuriyeti'nin 11. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere buradaki etkinliklere katılmak üzere bu akşamki programa geldik. Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir program. Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz bu akşam bize ev sahipliği yapacak. Özellikle Kosova'nın kuruluşunun 11. yılını coşkuyla, mutlulukla kutlayacağız. Biliyoruz ki çok güzel bir gece olacak, güzel bir program olacak. Bu programda sizler için sanatçılarımız sahne alacaklar. Ve buraya da şu anda 16 Şubat 2019 tarihi akşam saatlerindeyiz. Küçükçekmece Nikah Sarayı'ndayız ve birazdan kameraman arkadaşım sevgili Leonard Ferhat'ı bizlere gösterecek. Hınca Unç burayı doldurmaya başladı misafirlerimiz ve konuklarımız gelmeye devam ediyor. Bu genç cumhuriyetin, Kosova Cumhuriyeti'nin 11. kuruluş yıl dönümünü Türkiye'de coşkuyla kutlayacağız. Sevgili izleyenler, konuklarımızla sohbetlerimiz devam ediyor. Yanımızda Kosova Diaspora Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Nura. Mirsevdi Natınemir. Kendisine Çıkamendoni për mbrëmjen e sotit, për sot. Faleminderit për pritje, një falenderim të veçantë në emër të ministrisë dhe ministrit për nënkryetorin zotëri Recepin, koordinatorin tonë zotëri Çamilin, është një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë. Fundim shumë mirë. Ben teşekkür ediyorum Recep Bey'e, başkanımız Sayın Recep Bey'e ve koordinatör Kamil Bey'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir organizasyon. Është ndjen shumë e mirë sepse shteti i Turqisë bashk vendas tonë me origjinë shqiptare që jetojnë këtu ka dhënë një rol shumë të madh për pavarësinë e Kosovës. Andaj, unë jam shumë falenderuës në emën qeverisë dhe popullit tim që përfaqësoj dhe është ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë që sot po festojmë 19 vjetorin e pavarësisë bashkë me komunitetin shqiptar. Burada bulunmaktan çok memnunum. Türkiye'de yaşayan Arnavutlar ve Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığı için çok büyük işler başarmıştır, destek olmuştur Kosova'ya. Ve burada Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılının kutlanmasından dolayı son derece memnunum. Bizler sizi tanıyoruz ama siz de kısaca kendinizi tanıtırsanız, ev sahibimiz Recep Başkan bizi öncelik tanıdı. Siz de kısaca tanısın izleyicilerimiz. Bu organizasyondan biraz bahseder misiniz? Kosova'nın bağımsızlığının bugün 11. yılı kutlanıyor. Bugün yani günümüzde bugün, yarın ve daha ileride Türkiye'de 8 yerde Kosova'nın bağımsızlığı kutlanmaktadır. Belki de dünyanın hiçbir ülkesinde 11 yerde kutlanmamıştır ya da kutlanmaz diye düşünüyorum. Bu tabii Türkiye'deki Arnavutların gerçekten kalabalık olması, örgütlü olmasının bir göstergesidir. Tabii Türkiye Devleti de Kosova'ya, Kosova'nın bağımsızlığı için çok büyük destek olmuştur. Bundan dolayı tabii ki Türkiye Devleti'ne biz de teşekkür ediyoruz. Türkiye'li Arnavutlar olarak da. Ben 6 yıldır Kosova Cumhuriyeti Diyaspora Bakanlığı'na bağlı olan Kosova Kültür Merkezi'nin müdürlüğünü yaptım. Şu anda Kosova Kültür Merkezi'nin koordinatörü olarak çalışmaktayım. Ve tüm Arnavutların, Türklerin ve Arnavutların dostlarının hepsinin Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılı kutlu olsun. Biz tabii Kosova'nın sembolik değeri çok yüksek. Yani biliyorsunuz 1389 yılında Kosova Meydan Muharebesi gerçekleşmiş ve Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar'da o zaferle birlikte kalıcı hale gelmiş. Tabii 600 yılı yakın bir süre orada kalıcı bir Osmanlı egemenliği var. 1989'da Sırplar orada büyük bir miting tertiplemişlerdi.
600. yılında savaşın ve orada onun arkasından çok ciddi kan dökmeler başladı. Oradaki kardeşlerimiz katliama uğradılar. Tabi o yoğun mücadeleler sonucu Kosova bağımsızlığını elde etti. Biz de Küçükçekmece Belediyesi olarak yıllardır bu etkinlikleri yapıyoruz. Çünkü Küçükçekmece'de önemli bir nüfus da Balkanlardan, Kosova'dan, farklı yörelerinden buraya göç etmiş ailelerin devamı, nüfus burada yaşamakta. Biz de hem buradan Kosova'ya bir selam göndermiş olalım, hem de buradaki oradan göç eden kardeşlerimizle bir araya gelip Kosova'nın bağımsızlığını kutlamak için böyle bir organizasyon yaptık. Temel Başkanımız, Sayın Başkanımız Temel Karadeniz zaten bu konuda her türlü desteği veriyor. Biz Küçükçekmece Belediyesi olarak Balkanlar'da da birçok etkinlikler yapmış olduk. Amacımız Balkanlarla Türkiye'nin kardeşliğini pekiştirmek. Biz de yapmış olduğunuz bu etkinlik için sizleri tebrik ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi de Balkanlar TV olarak davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam olsun. Nice yıllar inşallah Kosova'nın kurtuluşunu beraber kutlayalım i̇nşallah, Sayın Başkan. İnşallah. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ben Kosova'nın Gilan kazasında doğdum. 30 yaşıma kadar orada yaşadım. 1990'da Türkiye'ye geldim. Kosova'nın bağımsızlığı tüm Kosova halkı için ve komşu ülkelerdeki Arnavut halkları için çok önemli bir şeydi. Çünkü bu bağımsızlığı yıllar boyu hep bekledi, hep talep etti Kosova. En sonunda 11 yıl önce bu bağımsızlığına kavuştu. Tüm o savaşta ve o bağımsızlık için can vermiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki en başta Sayın Adem Yaşari'ye diliyorum. Vallahi mutluyuz. Kosova'nın bağımsızlığını kutluyoruz bu gece. Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Tabii 11. yılını kutluyor. İlçedeki yapılan bu etkinliğin 1. yıl döneminden itibaren şahsımın ve çevremin çok ciddi katkıları olmuştur. Dönemin belediye başkanı Aziz Yeniay başkanımla başlayıp Temel Karadeniz başkanımızla devam eden etkinlikler dolu dizgin devam ediyor. Tabii biz Balkanlardaki Türk ve Müslüman unsurlarının her zaman, her daim çok kuvvetli olmasını isteriz. Bizim manevi sınırlarımız içerisinde, eskiden maddi sınırlarımız içerisinde olan bu topraklar şimdi manevi sınırlarımız içerisinde. Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir Balkanlar demek. Temennimiz bu. İnşallah bunu koordineli bir şekilde götürürüz. Kosova bağımsızlığının 11. kutlamaları programı. Burada genelde Rumeli, Arnavut göçmeni ve Makedonya göçmeni olan nüfusun çoğunluğunun heyecanlı bir şekilde şarkılar, türküler eşliğinde çok güzel bir gece yaşayacağını tahmin ediyoruz. Onun için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yöresel sanatçılarımız var, popüler sanatçılarımız var, halk oyunları ekiplerimiz var. İnşallah çok başarılı ve eğlenceli bir gece geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Küçükçekmece Belediye'mizin 11. Kosova'nın bağımsızlığını kutlama etkinliklerini düzenlediği, tertiplediği için önce Küçükçekmece Belediye'mizin bu hassasiyetinden dolayı belediye başkanımıza ve komiteye teşekkür etmek lazım. 2011 yılında ilk defa kutlamaya başladığımız Küçükçekmece'deki demografik yapıya göre Balkanların ağırlıklı olduğu bir ilçe burası. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkemiz Kosova. Köklerimizin ve Osmanlı tarihi için önemli bir yer ifade eden onların bağımsızlığı bütün Balkanlarda olduğu gibi Küçükçekmece'deki yaşayan Balkanlarda buna Küçükçekmece Belediye'miz de iştirak etmiş bulunuyor. Bizlere düşen görev bağımsızlığını kutlayacak Balkanlara yakışır, Kosovalılara yakışır, Arnavutlara yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamak, sanatçılarımızla birlikte bu anlamlı ve çok değerli bir günümüzü bütün halkımızla paylaşmak olacaktır. Ayrıca sizler her yerde olduğu gibi yine bir Balkan faaliyeti olan Kosova'nın bağımsızlık kutlama gününde sizler de Balkanlar TV olarak bizi yalnız bırakmadınız. Size ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Ben İstanbul Arnavut Kültür ve Dayanışma Derneği geçici başkanıyım şu anda.
yeni kurduk derneğimizi. Buradaki oluşum için gerçekten çok güzel bir oluşum yapıldı. Tabii bu bizim bağımsızlığımızın kutlaması olduğu için 11. yılını en içten dileklerimle ben de kutluyorum. Ayrıca sadece burada değil, karşı tarafta da bizim bir... Kosova'nın kurtuluşunun kutlanacağı bir program olacak değil mi? Evet, o tarafta da olacak. Arkadaşlarımızın kurduğu başkanlığını Dilaver Bey'in yaptığı bir İstanbul Anadolu Yakası Rumeli Göçmenleri Derneği'nin ile birlikte, birkaç derneğin de birlikte yaptığı bir program daha olacak. Oraya da bekleriz tabii ki. Özcan Canşen, Arnavut Gençlik Birliği İstanbul Başkanıyım. Yakın zamanda çok güzel şeyler yapmak için yola çıktık. Başta başkanımız Engin Balkan olmak üzere hepimiz belli başlı görevlere üstlenmek adına mevkiler edindik. Bu mesela örneğin benim başkanlığım İstanbul Başkanlığı. İstanbul içerisinde yeni üyeler katılımları olsun, İstanbul içerisindeki etkinlikler olsun, bunlarla ben ilgilenmekteyim. Öncelikle Kosova bağımsız olduğunda ben 8-9 yaşında bir çocuktum. Hep duyardım Kosova, Kosova, acaba neresi diye merak ederdim. Sonrasında Arnavut bilinci bende oluştuktan sonra böyle günlere katılmak benim için gerçekten bir şeref. Öncelikle Kamil Bitiş'in de öğrencisiyim ben, Arnavutça dersi aldım kendisinden. Kendisinin de bana vermiş olduğu bilinçle birlikte bugünlerin değerini daha iyi anlıyorum. Bu geceyle ilgili Kosova bağımsızlığının 11. yılını kutluyorum ilk önce. Kosova bağımsızlığı dediğimizde zaten oradaki yaşanmış acılar aklımıza geliyor. İnşallah Allah bir daha tekrarını nasip etmesin. Biz Rumeli Balkan Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı olarak her zaman olduğu gibi biz desteklerimizi veriyoruz. Yine bugün davet üzerine buradayız. İnşallah bundan sonraki etkinliklerde birlik olarak daha da çok yükselecek. Daha önceden yaptığımız röportajlarda da söylemiştik. Biz hepimiz genç olarak birlik olduğumuz zaman daha da büyük aileye sahip olacağız. İnşallah bu saatten sonra bütün gençlerimizi tekrardan yanımıza bekliyoruz. Evet. Birlikte olmak için bu kapı herkes açık, kapımızı bekliyoruz. Evet, biz her zaman dediğimiz gibi yani sadece Gökhan Aksoy'la olmuyor. Sağ olsunlar, şimdi Gönül Birliği Dernekleri var, işte Arnavut Birliği Dernekleri kuruldu. Gençlerimiz artık bu saatten sonra biz de varız dediler. İnşallah dediğimiz gibi üstteki başkanlarımız da bunları görecek, gençlerimize daha çok yol açacağız. Bu saatten sonra bütün etkinliklerimiz gençler için olsun istiyoruz. Ben de Recep Kosova'yım. İpek'te yaşıyorum. Burada bir 50 sene, burada bir sene yaşadım Çekmece'de. Şimdi Kosova'da yaşıyorum. Ne hissediyorsunuz bu bağımsız günüyle ilgili? Çok çok iyi, çok mutlu olsun. Urime Cilt Poplu Kabon Sırp. Urime Cilt Poplu Sırptar. Ditene Pavasiz Kosovs. Refalendere Çevrin Turke. Çeka per kraket manifestim. Şun bana bir yöet. Mirsekini art. Mirsekim zet. Mirkosu. Evet sevgili izleyenler, amcamız duygulandı ve Arnavutça evet, sözlerini bitirdi. Olsun, o da bir hediye çok, olsun. Çok teşekkür ederim. Ve yanımızda dünya, özellikle Balkan ülkeleri Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Şaban Şentürk var. Şaban Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Harika bir ambiyans var bu akşam burada. Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği olarak biz de bir katılım sağladık. Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan temsilcisi olarak da burada bulunuyorum. Harika bir ambiyans var. Kalabalık çok güzel. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Valla Kosova'mızın, Balkanların, ben her zaman söylüyorum, bir inci mahiyetinde olan çok önemli ülkesi, kıymetli Kosova'mızın bağımsızlığının 11. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle gerçekten çok mutluyuz. Bu organizasyonu tertipleyen kıymetli arkadaşlarımızı, değerli Rumeli Balkan Camiası'nın çok kıymetli şahsiyetlerini, özellikle Sultan Murat Halk Oyunları Derneği, Rasim abi ve onunla birlikte Celal kardeşimiz ve diğer bütün STK'lar olsun, kişiler, şahsiyetler olsun, camiamızın çok önemli şahsiyetlerini az evvel de ifade ettiğim gibi tebrik ediyorum.
Bu etkinliğe özellikle de bu etkinliğe destek veren Küçükçekmece Belediyesi'ni de ayrıyetten tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Neden? En nihayetinde sivil toplum kuruluşları bu tip organizasyonlara mutlaka ama mutlaka destek alması gerekiyor. Önemli organizasyonlar destek almadan bazı şeylerin olması biraz zorlaşıyor. Olduğu zaman da destek alarak olduğu zaman da tadı da daha farklı oluyor. Ben gerçekten dediğim gibi bu organizasyonda emeği geçen bütün hemşerilerimizi, Rumeli, Balkan, Trakya Camiası, önemli STK'larını hepsini canı gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu gece Kosova'mızın 11. bağımsızlık yıl dönümünü hep beraber tüm hemşerilerimizle birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Bizlere de burada iki kelam etme fırsatı verdiğin için ben Balkanlar TV'ye o şeref bize ait değerli Şükrü Bey kardeşim ve de kıymetli kardeşimize de hasreten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kutlu olsun. Hoş bulduk. Amin. Saygıdeğer Küçükçekmece Belediye Başkanımız, çok değerli önceki dönem milletvekilimiz, Kosova Cumhuriyetimizin çok değerli Diyaspora Bakan Yardımcısı, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları ve yöneticileri, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, çok değerli Küçükçekmeceli hemşehrilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, hepiniz programımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Asırlık bir mücadelenin sonucu bu sevinç. İbrahim Rugova'nın diplomatik dehası ve kumandan Adem Yaşari'nin askeri önderliğine tutunarak tek yürek olmuş bir milletin başını kaldırışının destanıdır göklere. Tüm Türkiye olarak saygıyla selam durduk. Bağımsız Kosova mücadelesine, dost ve kardeş Kosova Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar baki olması dileğiyle Kosova Cumhuriyeti'nin 11. bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Kıymetli başkanlarım, saygıdeğer misafirlerimiz, programımıza hem Kosova Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne göstermiş olduğu kahramanlıklarla isimlerini tarihin altın sayfalarına yazdıran tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşlarını okumaya davet ediyoruz. Saygı duruşu ve milli marşlar için lütfen dikkat.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Efendim şimdi programımızın ilk merhabası için pırıl pırıl gençlerimizden oluşan ve özverili çalışmalarıyla Küçükçekmece'mizin kültür ve saat elçisi olan bir derneğimizi, bir grubumuzu sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla Sultan Mahmut geliyor. Haydi baş, dolla pencere,
maşallah deda, maşallah deda, rakibi kazo.
Jamada di via via, a sua sova.
Efendim bu muhteşem performans için Sultan Mahmut Orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Sözü sanatçılarımızı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Efendim şimdi aramızda bulunan çok değerli büyüklerimizi, dernek temsilcilerimizi sizlere aktarmak istiyorum. İsimlerini sizlerle paylaşacağız. İstanbul Arnavut Kültürü Derneği'nden Gülten Takış, Pirinçli Eller Derneği'nden İlker Dişlioğlu, Brezalılar Derneği'nden Fahri Badem, Kosova Devlet Radyosu temsilcisi Özden Beyoğlu, Kosova Diyaspora Bakan Danışmanı İsa Osmanay, Rumeli Türk Dili Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Sipahioğlu, Balkan Kültür Derneği Kenan Çelik, Rumeli İş Adamları Derneği Bayram Türkkan, Sultan Murat Teşkilat Başkanı Şinasi Yakut, Rumeli Federasyonu temsilcileri Gökhan Aksoy ve Arif Beşyıldız, Trakya, Rumeli ve Balkanlar Gönül Birliği Platformu Başkanı Barış Sert, Tokat Niksar Rumeliler Derneği Mahmut Çoban, Rumeli Türkleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Selahattin Yeriyol, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatma Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Sekreteri Yaşar Bayramoğlu, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Barol, Anadolu Yakası Rumeliler Derneği Başkanı Fuat Dönmez, Esenler Rumeliler Dernek Başkanı Ekrem Beşkardeş ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Avukat Mustafa Korkut, değerli başkanlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyor ve kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kıymetli başkanlarımız, saygıdeğer konuklarımız, değerli hemşehrilerimiz şimdi huzurlarınıza konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Kosova Cumhuriyeti Diyaspora Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Nura Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Merhaba. Bir merhaba. Dinlerimiz notu küratör. Sayın Başkanım. Dinlerimiz notu küratör. Sayın Başkan Yardımcıları. Dinlerimiz notu koordinatör. Sayın Koordinatör. Dinlerimiz vlazer ve motra shqiptar kudo që jeni. Faleminderit që jeni tubu për të festuar ditën e pavarësisë Kosovës. Kosova'da bağımsızlık gününü kutlamak için buraya gelen tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Gerçekten konuşun diyeyim son de şunu emosyonum. Për arsye se festoj përvjetorin e pavarësisë Kosovës zbashku me vëllezër dhe motra nga origjina shqiptare këtu në shtetin e Turqisë. Faleminderit shumë. Türkiye'nin devletinde Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılını burada Arnavut kardeşimle beraber kutlamaktayım. Ne kemi ruajtur shumë, kemi punuar shumë për të festuar sot përmjetorin e pavarësisë Kosovës edhe këtu në Turqi. Kjo fest ka rëndësi sepse shteti Turk e ka ndihmuar shtetin e Kosovës dhe njëherit ne falendrim të veçan ja bojnë presidenti Turkis Recep Tayyip Erdogan. Biz çok acılar çektik ve Kosova'nın bağımsızlığını kutlamak için bayağı uğraştık, mücadele ettik. Biz burada sizlerle beraber bunu kutluyoruz. Bundan dolayı son derece heyecanlıyım ve Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılını kutlamaktayız. Bize büyük destekler veren Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Eğer nemen të ministris diasporës, nemen të ministrit Zotin Dardan Goshi, të gjithve vëzër dhe modra bashkëhotar të me tërshi gëzuar festa për pavarësisë Kosovës. Urime, shëndet dhe paqë për të gjithë ju. Faleminderit shumë. Kosova hükümeti ve Diyaspora ve Stratejik Yatırımları Bakanı Sayın Dardan Gaşi adına hepinizi selamlıyorum. Barış, huzur ve iyilikler diliyorum hepinize. Teşekkürler. Sayın Başkanımıza bir hediyemiz olacak, bir saz olacak. Cenab-ı daha sonra mı? Tamam, daha sonraymış. Baba. Halindir.
Efendim Kosova Cumhuriyeti Diyaspora Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Nura Beyefendi hem konuşmalarından hem de programımızı teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyor. Ve selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere önceki dönem milletvekillerimizden kıymetli hemşehrimiz Sayın Gülay Dalyan Hanımefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Kosova Cumhuriyeti Diyaspora Başkan Yardımcısı, Bakan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, güzel çekmecemizin başkanımız Temel Karadeniz, AK Parti'mizin ilçe başkanı, değerli dernek yöneticilerimiz, federasyon başkanımız ve hasılı siz değerli misafirlerimiz, kalbi Kosova için atan değerli misafirlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken hoş geldiniz diyorum. Tabii ben birkaç senedir mikrofonlara uzak kaldım. Sürçülisan edersem affola. Evet, 11. yılını kutladığımız özgürlüğünün, bağımsızlığının, hareket etme kabiliyetinin özgürlüğünü elde eden küçük bir devlet, bizim ata topraklarımız. Ata topraklarımız Kosova. Hayırlı uğurlu olsun 11 yaşın diyorum. Bizler nice 11 seneler ediyorum. O topraklar için kanını döken, o topraklar için savaş veren İbrahim Rugova'ya Allah'tan rahmet diliyorum. O topraklar için komutanlık yapan, o topraklar için askerlik yapan Adem Yaşar Gün ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. O topraklar öyle kolay kolay kazınmadı, kazanılmadı. Onun için diyorum ki 11 yıl değil, nice 11 yıllara ersin inşallah Kosova. Ben bugüne kadar inanın siyasette sahada oldum. Bugünkü kadar heyecanlı değilim. Olamadım. O kadar güzel bir duygu ki insanın özgürlüğüne kavuşması, istediği gibi hareket edebilmesi, bu bayrak benim bayrağım diyebilmesi, bu toprak benim toprağım diyebilmesi, işte Kosova 11 yıl önce bu özgürlüğünü ilan etti. Ve ikinci olarak maalesef biz birinciliği almak istiyorduk ama ikinci olarak tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu bir başarıdır arkadaşlar. Bu bir güzelliktir. Allah bundan sonra Kosova milletine kan dökmeyi engellesin. Kosova milletine huzur, barış, güzellikler nasip etsin. Ve buradan tekrar söylüyorum, 11. yılı kutlarken, geçen gün Üsküp'ten Gostivar'a giderken, Şarampole yuvarlanmış otobüste 18 vatandaşımızı kaybettik. Buradan onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Gostivar'ımızın başı sağ olsun. Allah bir daha kötü günler göstermesin. Kosova nice 11 yıllara Allah'a emanet olun. Efendim önceki dönem milletvekilimiz Sayın Gülay Dalyan Hanımefendi'ye konuşmalarından ve programımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyor. Kendilerine saygılarımızı arz ediyoruz. Saygıya katılımcılar, değerli hemşehrilerimiz, kıymetli misafirlerimiz şimdi huzurlarınıza konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Küçükçekmece'mizin güler yüzlü ve çalışkan belediye başkanı Sayın Temel Karadeniz Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurun size başkanım. Çok kıymetli Diyaspora Başkan Yardımcımız, Kosova Cumhuriyeti'nden gelen saygıdeğer misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok saygıdeğer başkan vekili, kıymetli milletvekilimiz, AK Parti ilçemizin
Çok kıymetli ilçe başkanı, Küçükçekmece'mizin AK Parti ilçe başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, kıymetli meclis üyelerimiz, ilçemizdeki Rumeli ve Balkan coğrafyasının çok değerli dernekleri, dernek başkanları, kıymetli yöneticileri, kıymetli Küçükçekmeceliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Öncelikle hepimizin bir borcu var, o borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bu coğrafyalar çok acılar çekti. Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Türkiye çok şehitler verdi. Bugün bizim burada bu güzel programı yaparken o şehitlerimize minnet borcumuz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kendi uluslarının barışı için, özgürlüğü için, bağımsızlığı için mücadele eden gazilerimize, mücahitlerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Bugün Kosova Cumhuriyeti'nin 11. Kurtuluş Yıl dönümünü kutluyoruz. Yani Kosova'nın bayramını beraberce yapıyoruz. Niçin burada yapıyoruz? Çünkü Kosova ağlarken biz de ağlıyorduk. Şimdi Kosova gülüyor, Kosova bayram yapıyor, Türkiye de onunla birlikte bayram yapıyor. Çünkü efendim, Balkan coğrafyası, Rumeli coğrafyası ağladığı zaman Türkiye rahat duramaz. O coğrafyaların başı ağrıdığında Türkiye'nin gözüne uyku girmez. Allah bütün dünyadaki mazlumları, Müslümanları ve acı çeken insanları bir daha bu acılarla buluşturmasın. Bize böyle acılar yaşatmasın inşallah. Kosova Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz şunu çok iyi bilsinler ki artık o coğrafyalarda bu acılara fırsat vermeyecek, bu acıları bir daha oradaki insanların yaşamasına müsaade etmeyecek koca yürekli bir Türkiye var. Kocaman bir Türkiye var ve o ülkenin koca yürekli, dünya beşten büyüktür diyen bir dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan, Balkan coğrafyasının da, Rumeli coğrafyasının da, Türkiye coğrafyasının da ve dünyadaki Müslüman ve mazlum coğrafyalarının da lideri olarak bütün zulümlere, bütün nefretlere dur diyebilecek bir güce sahip. Çünkü arkasında sizin gibi koca yürekli insanlar var. Değerli kardeşlerim, Küçükçekmece'de daha nice yıllar Kosova Cumhuriyeti'mizin bağımsızlığını kutlayacağız. Rabbim bizi bu bayramlardan, bu sevinçlerden mahrum etmesin inşallah. Bugün tabii buraya bayram yapmaya geldik, eğlenmeye geldik. O yüzden ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Bugün özellikle Rumeli ve Balkan coğrafyasından gelip bize misafir olan Kosovalı misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Onları yalnız bırakmayan çok değerli Küçükçekmecelilere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Efendim Belediye Başkanımız Sayın Temelli Karadeniz Beyefendi'ye hem konuşmalarından hem bu güzel programdan dolayı çok teşekkür ediyor. Kendilerine saygılarımızı arz ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, değerli hemşehrimiz Sayın Göksel Gümüşdağ Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Kosova Bakan Yardımcısı Faruk Bey, 24 Büyük Milletvekilimiz, değerli hemşehrim ablamız Gülay Dalyan Hanımefendi, aynı zamanda değerli dostum Küçükmece'nin çalışkan belediye başkanı Sayın Temel Karadeniz, ilçe başkanımız Sayın Mustafa Korkut, meclis üyesi arkadaşlarımız, siyasi partinin tüm katılımcıları, derneklerin tüm katılımcıları, aynı zamanda meclis üyemiz olan Barış kardeşimizin de Trakya Rumeli Gönül Birliği platformuna genel başkanına hayırlı olsun diyorum. Eski başkanlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili belediye başkanımız Temel Bey'le belediye binasında bir çalışma içindeydik. Kosova Cumhuriyeti'nin 11. kuruluş yıl dönümü olduğunu, program olduğunu söyledi. Hemen hemşerilerimizle beraber olmak istedik ve bir aradayız. Tabii gerek Sayın Vekilimiz, son olarak da Sayın Belediye Başkanımız o kadar güzel özetledi ki ben sadece bir selamlama yapmak istedim. Yıllar önce Yugoslavya'da bir zulüm yaşandı. Ve bu zulme baktığınızda çaresizlik içinde biz, babalarımız, ailemiz, büyüklerimiz, kendi insanlarımıza gücümüzün yettiğince, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ama maalesef, maalesef o günün şartlarında güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye olsaydı, buna bütün samimiyetimle söylüyorum, orada bu kadar şehit vermezdik. Eğer bugün bu ülkenin başındaki devlet başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı Yugoslavya'da bu kıyım olmazdı. Onun için çok güçlü olmalıyız. Onun için ülke olarak Trakya, Rumeli, Balkanlar ve tüm kardeşlerimizle birlikte hep beraber kenetlenmemiz lazım. Ülkemizin gücü bizim Balkanlarda da gücümüzü gösterir. Dolayısıyla aynı toprak görmüyoruz, aynı toprak, aynı millet bir aradayız. Ben bir kez daha bu organizasyonu yapan belediye başkanımız Sayın Temel Karadeniz'e ve Kosova Cumhuriyeti'nin yetkilisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel Bey'in 5 yıl yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de tekrar aday hayırlı olsun diyorum. Ve bu dönem inşallah 31 Mart'ta da Binali Yıldırım Bey ve Temel Karadeniz'de Çekmece'ye, İstanbul'a hizmete devam diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Sayın Göksel Gümüşdağ Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bir süre daha sahnede bizlerle birlikte bulunmalarını rica ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz Beyefendi'yi de uygun görürlerse sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Başkanlarımızın günün anısına plaket ve hediye takdimleri olacak. Efendim öncelikle Sultan Murat Halk Oyunları ekibini temsil eden yönetim kurulu üyesi Sayın Tuncay Geralı'yı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Efendim hemen ardından tertip komitesini temsil eden Celal Balkan Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. (Gülüyor)
Başkanlarımızın Kosova Cumhuriyeti Diyaspora Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Nura Beyefendi'ye bir hediye takdimleri olacak. Sayın Bakan Yardımcısını sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Hemen ardından bu güzel organizasyona katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz Beyefendi'ye Sayın Rasim Can Kurtaran ve Sayın Bakan Yardımcısının bir hediyeleri olacak. Kendileri efendim yöresel sazlardan Çiteli'yi Sayın Başkanımıza takdim edecekler. Buyursunlar efendim. Efendim yine değerli hemşehrimiz Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Recep Şencan Beyefendi'ye de Sayın Bakan Yardımcısının bir hediye takdimi olacak. Recep Şencan Beyefendi'yi de sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Sayın Bakan'a, değerli başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerini alkışlarınızla birlikte yerlerine uğurluyoruz efendim. Efendim Sayın Belediye Başkanımızla konuşmalarında ifade ettiler. Bir bayramı kutluyoruz hep birlikte. Kosova'nın Bağımsızlık Bayramı'nı kutluyoruz ve dolu dolu bir program birbirinden değerli sanatçılarımız bu sahnede sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Efendim şimdi tüm yaş gruplarıyla bugüne özel hazırladıkları gösteri ve koreografilerini bizlerle paylaşmak üzere Küçükçekmece'mizin en başarılı halk oyunları ekiplerinden birisi olan Sultan Murat Halk Oyunları ekibini değerli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Efendim Ersoy İleri ve Engin Mateşli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz ve Sultan Murat Halk Oyunları ekibimize de programımıza katmış oldukları bu güzel renk ve bizlere yaşattıkları güzel dakikalar için çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi yöresel Arnavutça şarkılarla bizlere Kosova'yı diyar diyar gezdirmek üzere huzurlarınıza, değerli alkışlarınızla birlikte Grup Besa geliyor. Misafir tındırlar bir mara mevcut, bir sekine ordur. Yulum sen kambet, yulum zemre, sen kine ord perket bram ya tışen, perket bram ya ta paharua. Beket rast, duat ju auray, na emrin të grupit besa, nim dhe të vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Beket rast, prap, po jëfta, mëse u bon sebeb këta dëshmëtar që e shëndruan Kosovën, dojmë t'ja fillojmë me një këngë kushtuar trimit legendar Adem Yaşar'ın. Ju falenderoj. Değerli misafirler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Grup Besa olarak aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaşasın Kosova Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.
Fursa de Cira ve Lule Ce u kam der men di rena U kam der Yeah.
Kayran fil nabore o kayran.
falenderit. Inshallah për të mirë shihme në programe tjera. Pra urime festa e Kosovës, urime të gjithëve. Faleminderit. Efendim Grup Besa'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet Balkanlar TV izleyenleri, şu anda yanımızda Grup Besa var. Ünlü, zevkle dinlediğimiz efendim. Sizi tanıyalım. Bu geceyle ilgili ne hissediyorsunuz? Kani Yıldız ben. Üsküp doğumluyum. 1955, 71'de Türkiye'ye geldik. Grup Besa olarak biz burada bu akşam 11. kutlamasını yaptık Kosova bağımsızlığını. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Mülayim kardeşim. Mülayim becerikli. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız siz de. Bizleri böyle sesimizi duyuruyorsunuz. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Acele ediyoruz biraz müzik başlamadan. Biz Grup Besa olarak 70'li yıllardan beri beraberiz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. İnşallah seyredenler de memnun kalırlar. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de Kosova'nın 11. yılını kutlamak istiyoruz. Urime festaye pavarsisi Kosovas. Urime. Ben Kemal Serbest, Üsküp doğumluyum. Dediği gibi arkadaşımızın bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır beraberiz. Derneklerde, faaliyetlerde bulunduk. Bu arada sizin yayınınız da hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne zamanla beri kurulmuş olduğunuzu bilmiyoruz. Hepimizin yeni bir kanal ama daha... Hayırlı olsun. İnşallah hayırlısıyla. Başarılar diliyoruz size. İlerler, başarılar diliyoruz. 11. yılını kutluyoruz Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasını. Yaşasın Kosova Cumhuriyeti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Aynen. Teşekkür ederiz. Evet. Yanımızda iki tane daha beyefendi var. Adım Ramil Raşidi. Kumanova'dan geliyorum. Hoş geldiniz. İstanbul'da yaşıyorum. Müsteyci adım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Soru cevap olacaksa daha rahat olurum. Sağ olun. Neler hissediyorsunuz bu akşamla ilgili? Mutluyuz. Kosova'mızın bağımsızlığını kutluyoruz. Kosova dışında da bu kutlanıyor. Bu evet. Güzel bir şey değil mi? Çok ülkede kutlanıyor. İstanbul dışında da kutlanıyor diğer şehirlerde. Biz de kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun. Sağ olun. Kosova'nın kurtuluşu, kuruluşu. Tüm Arnavutlara, tüm dostlarımıza, evet. Tüm Müslüman kardeşlerimize. İnşallah. Evet, buradaki kardeşimiz Sevil Adanalı. Ben Mesut Becerikli. Ben de Kosovalıyım. Feriz Aydan. Ritimdeydin. Aynen hoş öyle. Geldin Feriz Aydan. Teşekkürler. Sağ olun. Çok mutluyuz. Adem Yaşar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir güzel bir ülkeyi, Kosova'yı bize bıraktı. İnşallah devamını biz gençler olarak götüreceğiz inşallah. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür. Buradan el sallayabilir miyiz kamera olarak? Grup Besa'dan Balkanlar TV izleyenlerine selamlar. Evet. Bu kültürü bu nesillere aktaracağız mı? Öğreteceğiz mi bu çitelileri? Bu çitelileri vereceğiz değil mi? Tabii ki. Bu göğsünde taşıyorlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim abi. Neler hissediyorsun burada olmaktan dolayı? Güzel. Güzel değil mi? Mutluyum evet. Ben mutluyuz. Türkiye'de de Arnavutların olması böyle Kosova'nın kurtuluşunu kutlamaları güzel değil mi kardeşim? Evet, çok güzel. Hoş geldin. Folklora da yeni başladı. Yarın akşam gösterileri var. Bu da bir katkıda bulunmaya başladı artık Kosova'ya. İnşallah hayırlısıyla. Biz Grup Besa'yı ve Çağın abi bir şey daha söyleyecek. Hadi söyle bakalım. İki kelime daha söyleyecektim. Sizin de yanınız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür duyduk ederiz. Ama nasip bu akşammış. Ben demin acele ettim çünkü şarkılar başlayacak diye olsun. Fazla meşgul olsun. Etmeyeyim. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Bir ara geliriz. Sağ olun inşallah. Kısmet. Çok teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Efendim şimdi de Rumeli ve Balkan camiamızın tüm Türkiye'ye mal olmuş ve tüm Türkiye tarafından çok sevilen sanatçısı Rumeli Ekrem geliyor. Yarın burada ama sakın beni.
Yaşa yaşa! Thank you.
Saygıdeğer misafirler, Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılını kutluyoruz. Bu gece de en azından sizler kadar heyecanlıyım. Uzaktan yakın teşrif eden sizlere bir kez daha canlı gönülden teşekkürler ediyorum. Bizleri sizlerle buluşturan değerli başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, bu geceyle alakalı emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir kendinize kuvvet ve alkış, bu emeği geçen güzel dostlara kuvvetli bir alkış alalım. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi bir potpourri'yle oynaması bir şeyler yaptık. Ben dedim ki bana bir ortaya bir sandalye verir misiniz? Abi getiriyor. Evet. Gökhan abi. Herkes böyle bir etrafımı sarsın. Değişik bir konsept içimden geldi. Beraber güzel bir şey yapalım. Ana ki durma.
olsun şimdi. Hop. Helal size be. Çanakkale. Düşmana karşı
Yeah.
Sen kaçar
bize derler kılıç olanı, bize derler bayram başı.
kalırız ya. Maşallah ey maşallah, sabuna kalırız ya. Maşallah ey maşallah, askerler sürücüye. Maşallah ey maşallah, başkaları sürücüye. Maşallah buyur maşallah. Hastan sinir kuşesiye. Maşallah ne maşallah. Hastan sinir kuşesiye. sonsuz teşekkürler ediyoruz. Son biz Payduşka'yla bitiyoruz. Saygıyla sevgiyle kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça kalın.